Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüm. Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl Olunur? Bu bölümde konuğum, tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber Saffet Emre Tongoç. Hoş geldin Saffet. Hoş bulduk Nilay. O kadar çok insandan senin bu podcast'ini duydum ki ya. çıkmalısın, gitmelisin. Nilay <laughs> harikalar yaratıyor. Hatta e, ortak bir arkadaşımız Pınar buraya gelmeden önce bana telefon açtı dedi ki bazılarını iki kere dinliyorum dedi. Ben de o motivasyonla geldim. Zaten e, enerjik olmamız hep lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir tane hayatımız var. Hayatın provası yok. Ben de provasız yaşadığım için de mümkün olduğu kadar enerjik bir şekilde yaşamımı değerlendirmeye çalışıyorum. Ya yine şahane bir giriş yaptın. Şimdi biz de yayından önce hafiften konuştuk. Dedim ki Saffet ilk önce senin bu işlere girişini anlatalım. Nasıl başladın? Ama şöyle bir şey var Saffet'te. Evet profesyonel rehber ama herhalde en çok gezen rehber, en çok kitap yazan rehberlerden biri, en çok üretenlerden biri. Çok fazla ödülü var, ürünler. Ee, Şöhret, kendi başına bir şöhretsin sen. Onun dışında artık sana rehberin ötesinde bir şeyler dememiz gerekiyor gibi hissediyoruz değil mi? Yani sen bu yolu nasıl açtın? Çünkü bana göre senin kıymetlerinden biri şu. Hani pozitif olman, çok iyi tarih bilmen, çok iyi İstanbul'u, Türkiye'yi, yurt dışını bilmen ve çok çalışman değil. Aynı zamanda bunları güzel anlatman ve kendine bir anlatış tarzı biçmen. Sen çok iyi bir hikaye anlatıcısısın. Bana göre senin kıymetlerinden biri o. Peki bu tarzı nasıl yarattın? İlk önce senin çocukluğundan başlayalım. Sen İstanbullusun bir kere. Nasıl Şimdi bir aileden Şimdi aslında gidiyorsun? ben Çorluluyum e, Nilay. Çorlu, Çorlu da da, evet, doğdum. Evet onu merak ettim. Ben de yeni gördüm seninle ilgili araştırma yaparken. Ve e, biz çok eski Çorlulu bir aileyiz. E, ben 7 yaşına kadar Çorlu'da e, yaşadım. Aa, Ondan sonra e, babamın işleri kısmi olarak e, İstanbul'a e, aktarılınca... E, ...İstanbul'a e, taşındık. Ve o kadar şanslıydım ki Nilay. Kandilli gibi bir yerde çocukluğum geçti... Ee, bir kere evimiz eski bir köşkmüş oraya çirkin bir apartman e, kondurmuşlar orada e, bir dairede yaşıyorduk çok güzel manzaralı o eski köşkün dört buçuk dönüm ta kandili kıssesine kadar uzanan bir bahçesi vardı benim çocukluğum bir ormanın içinde geçti adeta ağaçlarla e, dolu bir ormanın ve benim zamanımda Malilik kavramı vardı. Yani e, benim mahalle arkadaşlarım vardı. Onlarla düşe kalka sokaklarda oynardık. Bugünkü gibi steril değildi hayatlar. Ben çok üzülüyorum. Bugün bakıyorum çocuklar bir tane minibüse biniyorlar servis aracına. Onunla okula gidiyorlar. Okuldan eve geliyorlar. Tablet bilgisayarları var ki ben buna modern zamanlar emzi diyorum ve o e, emziye bağlı hayatlar e, yaşanıyor. Hepsinin cep telefonları var ve hepsi aslında çok yalnızlar. Halbuki biz o kadar çoktuk ki Tabii. mahalle. Ve biz enerjimizi e, sokakta harcardık, düşerdik, koşardık, yaralanırdık ama enerjimizi bırakıp öyle eve yorgun argın e, gelirdik. Bugün çocuklar o enerjilerini e, dağıtamadan e, yaşıyorlar ve ben mahalle okuluna gittim. Yani Kandilli İlkokuluna gittim. Hatta Nilay o kadar komikti ki evin tam karşısıydı, zil çalardı, ben koşar adımlarla evden fırlardım. 30 saniyede sıradaki yerimde olurdum. Yani e, bugünkü gibi e, kilometrelerce e, yol gitmiyor. Gerçi e, ilkokul bittikten sonra kıtalar arası yolculuğa başladım hep ben yabancılara da onu anlatıyorum diyorum ki İstanbul en kısa zamanda en ucuz fiyata kıtalar arası yolculuk yapabileceğiniz dünyadaki tek şehirdir çünkü iki kıta üzerinde yer alır ve Gazi Osman Paşa Ortaokulu'na gittim Gazi Osman Paşa Ortaokulu e, Ortaköy'de yer alıyor muhteşem bir bina e, eskiden bir köşkmüş. E, i̇kinci e, Abdülhamit'in kızı yaşarmış. Eşi Kemalettin Paşa da Gazi Osman Paşa'nın bu plevne kahramanı var ya hmm, onun hmm. oğluymuş. Ve Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nda çok güzel günlerim geçti. Ardından Şişli Terakki'ye e, gittim. Şişli Terakki'de e, okudum. Ama hep böyle güzel yerlerde e, geçti hayatım. Ortaköy'de, Nişantaşı'nda. Fakat o zaman benim pasom vardı. Bizim zamanımızda okul servisi falan çok büyük lükstü. Ailemin imkanları olmasına rağmen bana bir paso alırlardı. Her haftada belli bir e, harçlığım vardı. Onunla idare etmek e, zorundaydım. Ve ben e, Şişli Terakki'de okurken de sadece e, vapuru kullanmazdım. Beşiktaş'tan Harbiye dolmuşlarına e, binerdim. E, Nilay o zamanlar hatırlarsın böyle eski Amerikan arabaları vardı. Tabii ben üniversiteye bile onlarla gidip geldim. Ya ama o kadar üzülüyorum ki bu kolektif bir suç gibi geliyor. Bir gecede onlar kaldırıldı. Hepsi 8 kişilik minibüslere hmm. e, evrildi. Bugün Küba turlarına gittiğimde neyi görüyorum biliyor musun? En çok parayı kazandıkları şeylerden biri eski Amerikan arabalarıyla hmm. yaptıkları turlar. Saatine 65 dolar para veriyorsun. Biz ise onları jilet yaptık. Aynı benim okula giderken bindiğim e, şehir hatlarının e, ya da şirketi Hayriye'nin o eski vapurlarının jilet olması gibi. Dolayısıyla böyle bir çocuk. Yani Kandilli İlkokulu, Gazi Osman Paşa Ortaokulu. Ardından işte Terakki Ama hep çalışkan bir öğrenciydim. Daha doğrusu annem beni zorlardı. Annem beni sabahın üçünde kaldırırdı. Tek Ondan çocuksun sonra... sen. Tek çocuk değilim. Aslında ben dört e, çocuklu bir ailenin en küçük ferdiyim. Ama ablamla mesela aramda 11 yaş var. O yüzden de biraz tekne kazıntısı bir çocuğum. E, ve annem çok ısrar ediyor başarılı olayım diye. Çünkü diğer çocukları için de e, yapmış. Ablam işte inşaat mühendisi büyük abim. E, Metalurji mühendisi OTTÜ'yü bitirmiş. Küçük abim Avusturya'da dünyanın en iyi okullarından birinde ekonomi e, eğitimi görmüş. Allah Allah, e, evet. Allah, Allah. Hatta <laughs> hepsinin yüksek lisansı var. Abim mesela küçük abim e, iki tane yüksek lisans yaptı falan. E, çünkü babamın e, bize söylediği bir şey vardı. Babam imkanları olan bir adamdı. E, bu ülkeye bir gün komünizm gelse bile altın bileziğiniz olacak. Hepinizin çok iyi eğitimi olacak. Eğitiminize para harcayacağım ama ondan sonrası sizi ilgilendirir. Ne yaparsın. Yapın diyen bir adamdı. Hmm, çok güzel. Peki sen babanla çalışmayı düşünmüşsün uzun zamanlar. Ya da babanla çalışacağını düşünülmüş değil mi? Şimdi şöyle oldu. E, aslında bu sorgulanmadı bile. Babamın çünkü işleri vardı. Babam. E, Koç Holding'in büyük şirketlerinin e, dağıtımını yapan hatta Vehbi Koç'un Trakya'daki uç beyi olarak adlandırılan bir adamdı. Bir de bizim hali enteresan. Aslında Bulgaristan, Romanya'dan geliyorlar. Onun öncesi de Kırım var. Dolayısıyla İsmail Hakkı Tonguç'la da akrabalığımız var. Yani bu köy enstitülerinin kurucusuyla. Ay, evet. e, babamın hmm. adı da zaten İsmail Tonguç'tu. E, ve e, çok çalışkan e, bir aile. Babam da inanılmaz çalışkan bir adamdı. Çok zevkli bir adamdı. Çok e, aydın bir adamdı. Çok e, zeki bir adamdı, fakat çok zor bir adamdı. İnanılmaz bir tedrisattan geçtim e, babam yüzünden. E, fakat bugün o eğitimin yani aile içi eğitimin hayatımdaki çok büyük artılarını görüyorum. Çünkü e, okulda da iyi bir eğitim aldım. Çünkü e, Şişli takipten sonra Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Fakat Nilay ilginç bir şey söyleyeceğim. Sene 83 e, üniversite sınavlarına gireceğim. Ailem beni kurslara yolladı. Biliyorsun o zamanlar kurs modası var. Ben de bunların gereksizliğine inanıyorum. Ve e, kursta 44 kişi var. Ben hiç kursa gitmiyorum. Sınavlara girmiyorum. Sınavlarda da ya 43. ya 44. oluyorum. E, dolayısıyla benimki ...şeyler hiç umutlu değiller. Hani bu çocuk nasıl kazanacak üniversiteyi falan. Tek istediğim şey de boğaz içi işletme. Neden biliyor musun? Moda diye. Çünkü herkes boğaz içi işletmede okumak hmm. istiyor. Ne olduğunu bile bilmiyorum ki ben... ...bugün baktığımda boğaz içinde altı bölümde okudum. İşletme hariç 6 bölüm. <laughs> Ve diyorum ki Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Demek ki biliyordun ki beni işletmeye sokmadın... Ve Nilay e, bana dediler ki e, işletmeyi kazanmak çok zor, çok yüksek puan istiyor, işte binde bir olman lazım. Ben zaten sınıfın 43. sıyım, tamam, e, lise hayatım çok başarılı geçti ama kurslara hiç inanmayan bir adamım falan. Ve e, o yılda da e, idari bilimler tek bir çatı altındaydı. Dediler ki sen ekonomiyi de yaz, e, şeyi de psikolojiyi de yaz. A, Onlardan birini kazanırsan çok kolay transfer olunuyor. Boğaziçi, Amerikan sistemi falan derler. Sistemi de tam olarak bilmiyorum. Aslında istediğim e, turizm. Ben turizmci olmak istiyorum. Fakat moda işletme araya da ben ekonomiyle psikolojiyi e, koyunca... ...puanlarım da yüksek gelince turizm yerine psikolojiye girdim. Hmm. Ve Boğaziçi'nde hazırlık okumadım. E, halbuki e, Şilt de hazırlığı olan bir okul değil... Birden derslere girdim. Nilay her şey Çince gibi. Birileri geliyor bir şeyler anlatıyor. Ben anlamıyorum bile neler konuşulduğunu ettiğini. İngilizcem iyiydi ama psikolojide okuyacak kadar iyi değildi. Ve ben tabii ki transfer olamadım. Ama o iki yıl psikoloji bölümünde okumanın insan psikolojisiyle ilgili benim hayatıma inanılmaz katkıları oldu. Bütün mesleklerimde bunu kullandım. İnsanların yüreklerine dokunmanın ne kadar önemli olduğunu keşfettim. Her neyse sonra turizme geçtim. Fakat turizme de direkt geçemedim. O sene turizm transfer açmadı. Ben yöneticiliğe geçtim. Yöneticilikte bir dönem okudum. Sonra turizmi birincilikle bitirince dedim ki tamam artık işletme okuma zamanı geldi. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde bölüm birincilerine ikinci bir bölüm okuma hakkı veriliyor. Fakat Nilay 3.25 olması gereken ortalamam 3.18'de kaldı. 0.07 yüzünden gidemedim ben. Siyaset bilimi okudum. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler o da Allah'ın bana bir lütfudur. Çünkü yaptığım meslek için o kadar doğru bir bölümdü ki tarih okumak, e, siyaset bilimi okumak, e, uluslararası ilişkiler e, okumak. Ben Boğaziçi Turizm'de okurken e, rehberliğe başlamıştım. Fakat rehberliğe tamamen e, para kazanmak için başladım. Dedim ki ya herkes seyahat etmek için deli gibi para harcıyor. Ben e, hem seyahat ederim hem para kazanırım hem İngilizcemi e, geliştiririm. Bir taşla üç kuş diye e, başladım bu işe ama şunu göremedim. Rehberlik bir virüs. Seni e, sokaklara e, salınca tekrar bir binaya sokamıyorlar. Yani ben hiçbir zaman kendimi böyle kariyer yaparım, işte kravat, ceket, bir plazada çalışırım, bir şirkette genel müdür olmak için herkese ezerim geçirim öyle bir adam olarak görmedim. Niye bu kadar çok bölüm okudun sence? Ben balık burcuyum. Balık burcu zaten maymun iştahlıdır. Hani o da hmm. olsun, bu da olsun, hmm. şu da olsun. Mesela ben bir restorana gittiğimde nilay ne yapar biliyor musun? Arkadaşım varsa, ya ben şundan isteyeceğim ama istersen sana da şunu söyleyelim çünkü o, karar de veremiyorum de ya. Bir de hep şu yalanı atarım. Hayat paylaştıkça güzel. Bak ben... ...ben seninle yemeğimi paylaşacağım... <laughs> ...sen de benimle paylaş falan filan... ...o kararsızlık hayatımın her aşamasında var... ...iki zaten e, amacım işletme okumak... İşletmeye giden her yol mübahtır deyip... ...ben yan yolları deniyorum ama... ...yan yollarda da sevdiğim şeyler var... ...işte e, turizm e, eğitimi hmm. e, gibi ve e, dolayısıyla e, ondan kaynaklandı yani olay işletme okumaktı ama dediğim gibi işletme dışında her şey okudum e, çünkü e, ben siyaset bilimi ve uluslararası ilişkileri e, bitirdikten sonra e, ne yaptım biliyor musun tarihi yüksek lisansı yaptım Boğaziçi'nde. evet içinde. o çok enteresan geliyor bana o da çok güzel hep sende dikkatimi çeker çok işle de uğraşsan e, ...ilgini çeken alana dönersin... ...ve ona yoğunlaşıp onu dinlersin... ...ve senin bir dinlemen vardır... ...böyle insanı konsantre olursun... ...tamam... Tamam, tamam dersin arada. Ay süper çözmüşsün <laughs> beni. Böyle bazen ben bir şey anlatırken böyle ilgilenir, fark ederim Saffet. Böyle öyle diyerek dinlersin. Senin hep e, çocukluktan gelen bir öğrenme e, tarzı, alışkanlığın olduğunu düşünüyorum. Ya, ya üstün zekalısın ya öyle bir şey var. Yani çünkü yani hani böyle şey öğrenme metotları vardır ya onlardan birini çalışmış olmalı derim. Çünkü bir sen bu kadar insan tanıyorsun artık. Türkiye'de dünyada şurada burada yüz unutmuyorsun. İsim ben unuttuğuna denk gelmedim mutlaka unutuyorsundur yanındakine sağındakine solundakine soruyorsundur ama genellikle insanları isimleriyle hitap edersin hatta meslekleri ve anılarıyla konuşursun bu çok önemli bir özellik yani çocuklukta da böyle miydin ailende böyle insanlar var mı? Ee, üstün zekalı falan değilim. Fırsatçı bir öğrenciydim. işini bilen bir öğrenciydim. Hmm, hmm. Hep son anda çalışan bir öğrenciydim. Yani öyle derslere gireyim de notlar tutayım falan değil. Notları arkadaşlarımdan alıp e, son gece sabahlara kadar ders çalışıp iyi e, notlar alan Hadi bir ya, öğrenciydim. Hadi ya hiç öyle durmuyorsun. Sen evet, çalışkan duruyorsun. Aynen öyle. Ben çok çalışkan e, duruyorum. İşte o balığın çifte karakteri var ya herhalde e, karakterlerimden bir tanesi farklı bir şekilde e, yansıyor insanlara. E, fakat çok merak bir çocuktum her şeyi okurdum ansiklopede okuyan bir çocuktum hatta e, hiç unutmuyorum annem sokakta beni sürüyerek çekerdi e, neden e, bulduğum yerdeki gazeteleri okurdum o derece okumaya e, meraklıydım e, ikincisi insanlara ...isimleriyle hitap etmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. İşte ben de e, onu yapıyorum. Herkese yapıyorum. Her seviyedeki Yaparsın. insana e, yapıyorum. E, turlarıma gelen insanlara da yapıyorum ki... E, ...turlarıma her yıl... E, ...ki eskiden daha da fazlaydı... E, ...beşle sekiz bin arasında insan geliyor. Yani ben her sene... E, ...diğer alanlarda tanıştığım insanlarla birlikte... ...yaklaşık on bin kişiyle e, tanışıyorum. O insanların adlarını hatırlamaya özen gösteriyorum. Adlarıyla hitap etmek için çok çaba sarf ediyorum ama hafızamın iyi olması da bunu çok kolaylaştırıyor. Bir de benim turlarıma gelenler bilir Nilay. Ben mesela Boğaz turu yapıyorum 250 kişi geliyor. Gece Ayasofya turu yapıyorum 120 kişi geliyor. Herkesi kapıda karşılıyorum. Ellerini sıkıyorum. Giderken de onları uğurluyorum gene ellerini sıkarak hoşça kalın e, diyerek. Ee, Sadece onlar değil fotoğraf çektiriliyor, tabii, tabii. İmzalar alınıyor, öpüşülüyor, başkaları Aynen tanıştırılıyor. Öyle. Yani orası bayağı bir e, Eğlence aslında <laughs> Hilal. O kadar doğru söyle ki. Geçenlerde bir Ayasofya turu çıkışında gene ben el sıkıyorum. Çok hoş böyle 65 tane sarışın bir hanım geldi. Dedi ki ya Saffet Bey dedi biz niye sarılmıyoruz dedi. Şimdi ben anlamadım acaba dedim tanıdık biri de ben tanıyamadım mı falan filan. Çünkü dedi biz dedi sizi her gün dedi televizyonda görüyoruz, gazete yazılarında görüyoruz. Sosyal medyanızı takip ediyoruz. Dolayısıyla sanki siz bizim ailenin bir ferdi gibisiniz dedi. Ve size sarılma ihtiyacı duyuyoruz dedi. Dedim ki sarılalım. Ay sevgi ne kadar güzel bir şey yani. Ve ben insanlara diyorum ki muhakkak yakınınızdakilere onları sevdiğinizi e, söyleyin ama bu illa erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız, karınız, kocanız olmamalı. Çocuğunuz olabilir, yanınızda çalışan olabilir, anneniz olabilir, çok yakın bir arkadaşınız olur. Seviyorum demek çok kolay, hiçbir maliyeti yok ve bir gün sevmediğinde de nilay araya bir m harfi koyarsın. Sevmiyorum dersin. Yani niye bunu bonkörce harcamıyoruz? Bu ülkede en çok gördüğüm şeylerden biri maalesef iltifatta çok pintiyiz hı hı. ama eleştiride inanılmaz cömertiz ve eleştirirken bilmediğimiz alanlarda da eleştiri yapıyoruz. Yani herkes her şeyi eleştiriyor ve benim biliyorsun Instagram'ı çok yoğun kullanan bir insanım çünkü Saffet Emre Tonguç hesabımda yaklaşık 550 bin kişi var ki çoğu gazetenin tirajından fazla bir rakam bu. Bazen e, değil de e, klavye silahşörleriyle ile karşılaşıyorum. Oradan sana giydiriyorlar. Hı hı, Halbuki hı. bilmedikleri bir alan. Hı hı. Keşke e, önce bir araştırsak, önce bir e, konu hakkında fikir sahibi olsak ondan sonra eleştirsek e, diyorum. E, bu çerçevede de e, mümkün olduğu kadar sevgimi yaymaya çalışıyorum. Geçenlerde arkadaşlarımdan bir tanesi şunu söyledi. Bence senin başarılı olmanın sebebi iyi bir hikaye anlatıcısı olman ve e, diğeri de insanların yüreklerine dokunman. İnsanların yüreklerine dokunmak çok kolay Nilay. Neden bunu e, yapmıyoruz? Yani hepimiz aslında e, sevgiye e, muhtacız. Bir gülümsemeye ihtiyacımız var ve bunu vermek de bu kadar kolayken bu konudaki ki bencilliklerini insanların açıkçası anlamıyorum Ben seni uzun yıllardır tanıyorum Ne kadar çok çalıştığını görüyorum Hani bugün sana Bakınca hayat ona güzel diye olabiliriz ama Çok çalıştığını da biliyorum ee, Herkes için kolay değil O sevgiyi göstermek ve Senin şimdi söylediğin şeyleri başkası Söylese sevelim birbirimize sarılalım. Saçma da gelebilir ama sende asla öyle durmuyor. Seninki çok doğal gerçekleşiyor. Yani insanlarla gerçekten o samimiyet içerisindesin. Çok az vakti olan bir insansın bana göre. Bana yardım eder misin desem mutlaka yaparsın. Mesela öyle şeylerin de vardır. Bu herkeste olmayan bir şey. Hani paylaşımcılık yani ben de hiç sevmem böyle konuğunu alır över över ne kadar Ömer. güzel ne güzel. <laughs> konuş sen konuş Nilay ben dinleyip mutlu olayım. Gerçekten ben dinleyicilerimize seni şahsen tanımayan insanlara da bunun gerçekten samimi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, benim hayatımdaki hiçbir şey teori değil. Aslında hepsi pratikte evet. olan şeyler. Yani Hı -hı. ben teori konuşmuyorum. İşte birbirinizi sevin, birbirinizi Hı -hı. mutlu edin. Çünkü insanlar bunu konuşuyorlar ama hayatlarında gerçeğe dönüştüremiyorlar. Benim zaten hayatım bu. Hı -hı. Ben yaşadıklarımı sadece kelimelerle ifade ediyorum. Ee, Kevin Spacey'i de gezdirmiştim Türkiye'ye geldiğinde. Onun çok güzel bir filmi var, Paid Forward diye. Belki seyretmişindir. Küçük evet. bir çocuk var, Hı -hı. bir iyilik yapıyor. Çocuk farkında değil ama sen filmi seyrederken görüyorsun. O iyilik. Bütün dünyayı dolaşıp ona geri dönüyor. Benim yaşam felsefem de senden çıkanın sana geri dönmesi. O yüzden de senden iyiliklerle çıkıyorsa zaten iyiliklerle, zenginliklerle geri dönüyor. Yani sen dedin ya işte herkese yetişmeye çalışıyorsun. Ben sana bir şey yapma çabası içerisinde değilim. Aman Nilay'a bir iyilik yapayım. Nilay beni sevsin. Tabii ki hepimiz sevmek, sevilmek Hı -hı. istiyoruz. Bu Hı -hı. bende de vardır e, muhakkak. Hı -hı. Ama ben onu evrene bir teşekkür olarak e, yapıyorum. E, Yüce yaradana bir teşekkür olarak yapıyorum. Çünkü bana çok güzel imkanlar verdi ve ben bu imkanları birileriyle paylaşabiliyorsam hayatıma kesinlikle çok büyük zenginlik olarak e, geliyor. Bu da e, annemden aldığım bir özellik. Çünkü annem çok veren bir kadındır ve annem para hesabı yapmaz. Yani hani e, har vur parman savuran bir kadın anlamında söylemiyorum. Herkese yardımcı olmaya çalışıyor. Onun için 5 lirayla 5 milyonun değeri aynıdır. E elindekini avucundakine, ihtiyacı olan insanlara dağıtmayı e, çok sever. Bu özelliğimi ondan aldım. Ama diğer taraftan paranın kıymetini de babam sayesinde öğrendim. E, babam e, iş adamı olduğu için birkaç arabası vardı. Boğaz içinde okurken ben bütün arkadaşlarımın e, kendi özel arabaları vardı. Babam bana asla araba almadı. dedi ki çalış da kazan da al. Ama arabalarından birini kullanma hakkını verdi. Sonra da o arabayı bana parayla sattı. Ama ucuza sattı. Taksitle sattı. Dedi ki çalışıp ödeyeceksin dedi ve ben çok tepki gösterdim o dönemde. Dedim ki insanların ne babaları var. O çocuklar için ne fedakarlıklar e, yapıyorlar. Benim de bahtsızlığım böyle bir babaması olması. Ve ondan sonra gördüm ki babam aslında dört çocuğuna da paranın değerini öğretti. Hı hı. E, çünkü çok üzülüyorum bugün çok geniş imkanlara sahip olan ama bu imkanlar yüzünden hayatlarının ileriki bölümlerinde sorun yaşayan insanlar var. Hı hı. Çünkü paranın kıymetini bilmiyorlar. Hı hı. Ve bilmedikleri için de ileriki hayatlarında yoksullukla karşı karşıya gelmeleri bile söz konusu bazı insanların. Mesela ben... Ee... Tarih bölümünü bitirdikten sonra e, Viyana'ya doktoraya gittim. İşletme, doktorası. İşletme doktorasına. İşletme O da demek ki yanına gittim. Ondan sonra o da tabii bana e, böyle e, şey gözüyle bakıyor. İşte biri daha geldi bir çömez gene meraklı e, biri karşımda yazı yazmak istiyor. Gazetede olmak istiyor. Şöhret e, peşinde bir başka e, çocuk diye. Ne yazacaksın dedi. Valla dedim Küba'dan yeni geldim Küba'yı yazabilirim dedim. Peki yaz yolla dedi. Beni böyle başından savdı. Ben yazıyı yolladım. Aman Allah'ım haftaya ne yazıyorsuna döndü olay ve o günden beri e, hürriyet seyahatte sürekli yazan 15 yıldır tek kişi oldum. Hala da yazmaya e, devam ediyorum ve sevdiğim işi yapmak Nilay bana o kadar farklı kapılar araladı ki öncelikle e, rehberliği çok sevdiğim için seyahat yazarlığı geldi. Dedim ki ben ne yapayım kitap yazmak istiyorum. O zaman dedim yazılarımı dedim. E, bir rehber formatında, bir guide gibi e, yazayım ki sonra bunları bir kitaba e, çeviririm. Gerçekten de 3 yıl boyunca ben o yazıları biriktirdim, biriktirdim. Yeni formatlar ekleyerek, üzerlerinde bayağı bir e, çalışarak 2007'de ilk kitabımı çıkarttım. E, Türkiye'de görecek 101 yer ve çok büyük bir e, ses getirdi o kitap. Hatta hiç unutmam ben yıllarca karşılıksız yazdığım için gazeteye bana editör dedi ki sana çok şeyler borçluyuz. Sen bizi asla kırmadın, para bile istemedin ve biz sana büyük bir jest yapacağız. O zaman ne Instagram var Nilay ne, like, ne e, sosyal medya var e, ve a, Türkiye'de görecek 101 yer diye kapak yaptılar bunu. İçeride de 3 full sayfa e, ayırdılar. Bir arkadaşım şunu söyledi e, bu kurumsal iletişimle e, uğraşan bak dedi bu 100 bin dolar. Üstelik dedi bunun haber değeri var dedi. Reklam da değil dedi. Sonra patladı o kitap. 35 bin sattı. Ardından ben 2008'de Avrupa'da görecek 101 yeri yazdım. Ve bir Türk tarafından yazılmış. ilk Avrupa rehberiydi. Böyle 700 sayfalık bir e, kitaptı. Aa, daha önce yapılmamış mı? Hiç yapılmamıştı. Ha. Daha öncekiler ana kitabıydı. Hmm. Hani... ...ay işte Paris'e de gittik diyeceğiz. pek tek bir güzeldi hı, falan... Hı. ...ya da e, tek tek Paris yazmış, Londra'yı yazmış hı. insan... ...ama bütün Avrupa'yı kapsayan ilk kitaptı... ...o yüzden zaten 2008'de e, kitap Avrupa'da görülecek 101 yer... E, ...Türkiye'nin en iyi seyahat kitabı e, seçildi ki... ...daha sonraki yıllarda diğer kitaplarım da e, bu ödülleri aldı... E, ...ve bana bir anda Allah yürü ya kulum dedi... ...bambaşka kapılarda onun devamında geldi zaten... Peki son kitabınla birlikte kanatlarımda İstanbul'la birlikte 16. kitap. Ee, bu da Alfa yayınlarından çıkmış. Diğerleri boyuttan, boyuttan çıkanı çıktı var. Boyuttan çıktı daha önceki kitaplarım ve e, benim 2010'da çıkan kitabım... İstanbul hakkında her şeyde 100 bin satan bir kitap oldu. Ee, onun İngilizcesini yaptım. İstanbul'da Ultimate Guide. Ee, o New York Times and International Herald Tribune'e, bütün Avrupa'daki çok önemli dergilere konu oldu. Ee, sonra 2012'de e, Boğaz hakkında her şeyi çıkarttım ki Boğaz'la ilgili ödüllü tek kitaptır. Ee, o 2012 yılında, İstanbul hakkında her şey 2010 yılında e, Türkiye'nin en iyi seyahat yayınları e, seçildiler. E, ve... E, Boğaz hakkında her şey 51 baskı yaptı. Bugün bir e, turizm kitabının, bir e, seyahat rehberinin 51 baskı yapması ki her bir baskı 2000'di... E, 100 binin üzerinde satması gerçekten büyük bir e, başarı diye düşünüyorum. Mesela ben senin Boğaz'da yaptığın ilk tura katıldığımda çok sene öncesinden bahsediyorum. Senin ilk turların değildi muhtemelen. Belki ben ilk... Katılmıştım ama ben o zaman e, akşamda hafta sonu eklerinin başındaydım. Şunu çok iyi hatırlıyorum. Magazin servisine gittim. Dedim ki, bu adamın turuna gidin ve e, anlattıklarını yani bir sayfa yazın. Yani kimin nerede ne evi var, kim en güzel manzaralı odasına bavulları koymuş, oraya ardiye gibi kullanıyor. Kim kimin yalısını almış da ismini değiştirmiş. Bu arada. Merak ediyorum sen o bilgileri nasıl alıyorsun? nasıl güncelliyorsun turlarına gelenler mi o bilgileri veriyorlar çeşitli buluşmalardan mı öğreniyorsun Bu arada sen bazen öyle şeyleri anlatırken o yalıların sahibi de oturda çıkıyor olabiliyor değil hiç mi? sorma neler neler geldi başıma <laughs> e, ya Nilay ben rehberliğe farklı bir boyut getirdim e, Evet beni eleştiren meslektaşlarım olabilir e, ama şunu söyleyeyim benim eğitim altyapım çok iyi evet. Ben gösteri peşinde değilim bir tarihçi olarak sana iki saat Ayasofya'yı anlatırım dört saatte anlatırım ama ben şunu gördüm hayatta benim ne anlattığım değil insanların ne duymak istediği bu yolculukta çok önemli o yüzden de ben onların duymak istediklerini anlatıyorum bir hikaye anlatıcısı olarak e, çünkü eğer e, Magazine meraklıysalar ben onları e, tarihle boğamam. Şu gördüğünüz yalı 1885 yılında yapılmış olup ne o klasik tarzdadır falan filan dersen kaybedersin o insanları. Bak benim boğaz turumda insanlar 4 saat oturuyorlar. Türk insanını 4 saat oturtamazsın sen. Bazen güneşin alnında oturuyorlar. E, ve e, ben bu turlara Nisan'da başlıyorum. E, Ekim sonu gibi de e, bitiriyorum. Ve turlarım... ...çok önceden e, satılıyor. Mesela e, safvetemretonguç.com'da paylaşıyorum... ...bu bütün e, turlarımın tarihlerini. E, bir sene sonrasına... ...satılan turlarım var. Ben bu sene bir... E, ...Tuna Nehri e, turu yaptım. 180 kişilik bir gemi kiraladım Nilay... ...ve Mart'ta sattım. Türk insanı hayatta aralıkta geleceği turun parasını... ...Mart'ta ödemez. Mart'ta bitirmiştim o 180 e, kişi. Şimdi mesela 2020 aralığının turunu... E, ...satışa çıkarttım. Bir sene öncesinden... E, İnsanlar çünkü bir benim tarzımı e, sevdiler. İki bende takıntılı mükemmelliyetçilik var. E, kendim ne istiyorsam insanlara onu vermeye çalışıyorum. Mesela bu sene Tuna Nehri'nde hiç e, vaat etmediğim halde e, Viyana'dayken e, Atıl Kutoğlu'na defile yaptırdım. Hatta Atıl Kutoğlu İstanbul'dan özel geldi. E, oradaki mankenleriyle bize inanılmaz bir defile yaptı. Bir gece... E, Tur'da. Suat, Tur'da aynen öyle. Suat Ateş Dağlı'yı İstanbul'dan uçurdum ve... Ee, o gece o da insanları uçurdu e, gemide ve gemide her şey Türkçeydi. Sırf Türk e, 180 yaptı. kişi hmm. onlara e, müzik yaptı. E ben ...insanları mutlu edecek şeyleri biliyorum diye düşünüyorum. Çünkü beni neleri mutlu edeceğinin çok farkındayım. Bunları da işime yansıttığım için bence başarılı oldum. Bir de gerçekten çok çalıştım Nilay ya. Yani diğer meslektaşlarım maalesef şartlar dolayısıyla... ...bir senede 4 ya da 5 ay maksimum çalışabiliyorlar. Ben 12 ay çalıştım Nilay. 1989'dan beri yurt dışı turları yapıyorum. Türkiye'de işler bittiğinde Türklerle yurt dışına gittim. Yurt dışı dışında giderken her hafta Hürriyet'e e, yazımı yetiştirdim. Bazen kapak olan yazıları e, yazdım. Yani e, insan isterse her şeye yetişebiliyor. Peki hemen araya gireceğim. Yurt dışından çok 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 ünlü konukların geldi. Senin onlarla buluşman nasıl oldu? Yani... Nasıl seni buldular? O ilk başlangıcı nasıl? Nilay şöyle oldu. Ben e, Ali Kaşıkçı diye biriyle tanıştım. Türkiye'de Hı -hı. kimse bilmiyor. Fakat Hı -hı. Ali Kaşıkçı Otelci. dünyanın en iyi bak sen biliyorsun otelcisi seçilmiş geçmişte biri. Onunla bir tur yaptım e, ve çok memnun e, kaldı. E, benim numaramı aldı. Bir gün aradı. Dedi ki Hillary Clinton'ın arkadaşları geliyor. <laughs> e, onlar e, Türkiye'de iyi bir rehber arıyorlar. Fisher Travel diye bir şirket var. E, oradan seni arayacaklar e, dedi. Tamam dedim. E, Fisher Travel'ın da Türkiye'deki temsilcisi Şirin Bebeşade diye bir hanımefendi ama kim olduğunu bilmiyorum. Beni aradı. Sizle görüşmek istiyoruz. Böyle böyle bir turumuz var diye. Ben sonradan öğrendim ki Fisher Travel'la seyahat edebilmek için senin biri tarafından refere edilmen gerekiyor. Hmm. Ardından 100 bin dolar giriş aidatı ödüyorsun. Yıllık 20 bin dolar aidat veriyorsun. Sana Bunların karşılığında tur hizmeti veriyor. Gideceğin hmm. turların parasını da ayrı ödüyorsun ilacım. Hmm. Fakat inanılmaz şeyler yapıyor. Mesela e, diyorsun ki ben e, Noel gecesinde Madonna'nın konseri var e, New York'ta. Birinci sırada oturmak istiyorum. Aynı zamanda o gece e, Four Seasons New York'ta suiti istiyorum diyorsun. Hallediyor. Hmm. ve ben bu mucizelerini gördüm. Dolayısıyla onlar sayesinde gezdirdim çok önemli isimler oldu. Bu arada Şirin Hanım'ın sonradan Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın yeğeni olduğunu öğrendim. O aristokrasinin, o kalitenin, o zarafetin nereden geldiğini de fark ettim. Çünkü işini çok doğru yapan, yani o kitleye çok uygun biri Şirin Hanım. Yıllardır da onunla çalışıyorum ve hala hatta onunla hala onunla çalışıyorum hmm. ve hatta ona ekskluzivite de e, verdim. Yani e, onun turlarına sadece e, çıkıyorum ben. Bir de gelen önemli insanlar olursa e, onlarla e, çalışıyorum. E, ondan sonraki... Dönüm noktam Oprah Winfrey'i gezdirmemdir. Oprah Winfrey çok biliyorsun enteresan bir kadın. Dünyanın en çok kazanan uh, talk show'casıydı. Ben onu gezdirdiğimde 2009 yılında. Çok koca yürekli bir kadın. Ne yapıyor biliyor musun Nilay? Tam böyle krizin ertesi. 2008'de Amerikan krizi dünyayı sarsmış hmm, falan. Elemanlarını ee, ekibine getirdi. Evet ee, bir gemi kiralıyor. 300 çalışanı var. Onları aileleriyle beraber 1750 kişi bir gemiye bindirip... 15 gün boyunca e, Akdeniz Çanağı'nda dolaştırıyor. Ve İstanbul'a kadar geliyor. Hı -hı. E, ve e, ben onun rehberiydim. Neden beni seçti biliyor musun? Bir ona rehberlik yapayım diye. iki o 1750 kişiye gidilecek rotaları anlatacak biri lazımdı. Port lecture dedikleri. Gidilen limanları anlatan kişi. Benim de ee, Avrupa'da görecek 101 yer kitabım çıkmıştı ve yılın en iyi kitabı seçilmişti. Çok iyi referanslarla gidince ben hem Oprah'nın rehberi oldum, hem de aynı zamanda e, gemideki insanlara gidilen limanları anlattım. Beraber İstanbul'a kadar geldik. Hiç unutmuyorum. Şöyle bir şey dedi. Ee, ben dedi bu seyahati bir hafta yapabilirdim dedi. Ama İtalya'dan geri dönmemiz gerekecekti. Oysa ben geçmişte çok önemli insanların yürüdüğü topraklara ve dünyanın en güzel şehrine yani İstanbul'a sizi getirmek istedim dedi. Ben çok etkilendim. Yani bizim memleketimizi bizden daha fazla sevenler var. Daha önce gelmiş miydi? Daha önce 1993'te gelmiş. gelmiş çok etkilenmiş. Mi? Çok yakın arkadaşı de vardı. T Mehmet... Pardon. <laughs> Arkadaş konuşturdum. <laughs> Şimdi Mehmet Öz'de onun çok büyük emeği var. Çünkü Mehmet Öz'ün Bugün Mehmet Öz'ün olması Oprah Winfrey sayesindedir. Hatta geçtiğimiz aylarda Mehmet Bey de geldi ki onu ailesiyle daha önce bayağı bir gezdirmiştim. Ve Mehmet Öz'ün biliyorsun Doctor Oz Show diye bir programı var. O televizyon programı yüzden fazla ülkede gösteriliyor. Onunla beraber İstanbul'u çektik, beraber Efes'e gittik, Efes'i çektik. Mehmet Öz'ü de tabii ki çok seviyor ama İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevdiği için rotasını o şekilde belirledi Oprah Winfrey. Onun da benim hayatımda, kariyerimde önemli bir dönüm noktası olduğunu Unutma söyleyebilirim. Unutma bir arkadaşı var dedin. Tam evet. onu anlatıyordum. Ben senin Aa, sözünü kestim. Gayle King. Hı -hı. Çok yakın arkadaşı. Meğerse Gayle'in çocukluğu Türkiye'de geçmiş. Diyeceksin ki ne alaka elin zenci kadının ne işi var? 60'lı yıllarda Gayle'in babası Amerikan Büyükelçiliği'nde görevliymiş. Hmm. Ve hatta oturduğu yeri Türkçe söylüyordu. Mebus evleri diye. Mebus yeah. evlerinde oturmuşlar. Fakat Oprah onunla hep dalga geçiyordu. Kızım diyor deli misin sen? 1960'larda zenci bir adam. O pozisyonda hayatta olamaz. Zencilere zaten çok kötü davranıyorlardı. Senin baban muhtemelen casustu. Sen farkında bile e, değildin. E, bir de biliyorsun Amerikalıların fısıltı gazetesi vardır. E, hmm. Word of Mouth dedikleri. Hmm. İnsanların senin hakkında konuştukları çok önemli. Mesela Madeleine Albright'i gezdirdim, Amerika'nın ilk kadın dışişleri bakanı. Madeleine Albright bir Türkiye aşığı ve çok sayıda insan getirdi. Ben onun ofisinde kayıtlıyım. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen insanlar olursa önemli insanlar benimle temasa geçirtiyorlar ve ben onların Türkiye'deki seyahatlerini yapıyorum, organize ediyorum. Bu çerçevede de bana modern Evliya Çelebi de dediler, İstanbul elçisi de dediler, e, İstanbul İstanbul elçisi olduğum doğru. Çünkü bu şehri tanıtmak için elimden geleni yapıyorum. 16 kitap yazdım dedim. Bu e, kanatlarımda İstanbul. Benim İstanbul'la ilgili 10. kitabım. Hı hı. E, çünkü bu şehre... E, ibadet etmenin en güzel yolu bu şehri farklı insanlara özellikle de önemli insanlara aktarmak Nilay. Çünkü ben e, bu kadar güzel bir şehir görmedim. Şimdi bizi dinleyenler diyecekler ki oh adam tribünlere oynuyor nasıl olsa dinleyen herkes Türk. Hayır şunu söylüyorum. Biz Türklere rağmen yani bu şehri mahvetmek Hı -hı. için elimizden geleni yapmamıza rağmen 8500 yıllık bu kadim şehir direniyor ve hala çok güzel Nilay. Çok. Ben e, o köprüden her geçişimde o manzaraya baktığımda hele sabahın körüyse o camilerin siluetini gördüğümde o kadar mutlu oluyorum ki inanılmaz bir şehir e, İstanbul ve yabancılara ne diyorum biliyor musun bu çok önemli yabancılar mesela en son gözlediklerimden bir tanesi e, Matthew McConneydi biliyorsun e, Oscarlı bir yıldız e, geçenlerde Netflix'in e, bu e, You dizisinde oynayan Gossip Girl'da oynayan Penn Badgley geldi hepsine şunu söylüyorum ben çok şanslı bir insanım çünkü İstanbul'da yaşıyorum. Diyorum. ...bu Allah'ın bana çok büyük bir lütfu... ...belki diyorum siz şu anda göremiyorsunuz... ...çünkü sadece dışarıdan görüyorsunuz... ...ama İstanbul'un içine girdiğinizde... ...doğru çevrelerdeyseniz... ...bu şehir dünyanın en çılgın... ...en muhteşem şehri... ...her köşesinde bir sürpriz saklıyor... ...bazı köşelerindeki sürprizler kötü... ...bazılarındaki güzel... ...ama bu şehir sizi her daim e, şaşırtıyor... ...ve ben hep şunu e, söylüyorum onlara... ...burası e, iki kıtanın üzerinde kurulmuş... Ortasından deniz, deniz geçen üç tane çok görkemli imparatorluğa başkentlik etmiş tek şehirdir diyorum. Ve Napolyon'un da bir lafını e, ekliyorum buna. Bakın diyorum e, adam koskoca Fransa'nın hükümdarıydı. Paris dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Fakat Napolyon demiştir ki dünya tek bir ülke olsaydı... Başkenti İstanbul olurdu. O bile İstanbul'u dünyanın başkenti olarak görmüş. Ben dolayısıyla dünyanın merkezinde olmaktan ve dünyanın merkezini insanlara anlatmaktan son derece hoşnutum. Peki bu gelen insanlar e, hep steril turlar mı istiyorlar? Yoksa bizi sokak aralarına götür diyorlar mı? Nasıl tepkilerle karşılaşıyorlar? ya yani Belki onları tanımayan insanlar seni tanıyordur bu arada. Hani sokakta. Doğru yani, öyle yani, oluyor. Çok komik oluyor. Adam aslında. evet Demiyorum ama evet. mesela yani işte e, son hani You dizisi. Yani herifi tanıyoruz biz. Yani ben Pandeli'de görünce hemen tanıdım mesela. Ama yani seyretmediyse diziye. Ben tanımıyordum Pembeçli'yi. <laughs> ...gezdirir misin dediler. O kim dedim. Fotoğraflarını Biz genç ilk... kızlar beğeniyoruz. Evet, aynen öyle. <laughs> Bütün senin gibi genç kızlar... ...inanılmaz <laughs> hayranı. Siz yeni kuşak. E, bayılıyorsunuz... ...Pen ama benim kuşağım haberdar bile... E, ...değil Pen e, Bejli'den. Şimdi ben... Rehberliğin ilk yıllarında steril turlar yapıyordum. Hı hı. Aman hep güzel şeyleri gösterim Çünkü biz Türk milleti olarak maalesef eziyiz belli konularda. Bize hep aşağılıyorlar. Siz işte Orta Doğulusunuz. Siz geri kalmış bir ülkenin e, vatandaşlarısınız. E, oysa e, biz e, Avrupalılardan... Ya da Amerikalılardan bir sürü açıdan çok daha üstünüz. Ee, özellikle sokaktaki Amerikalı o kadar sıradan ki, e, ama maalesef e, ön yargılar bu hayatı yönlendiriyor e, Nilay. Dolayısıyla da insanlar ön yargılarıyla hareket ediyorlar. Mesela Türkiye'de film çekecekleri zaman İstanbul'un güzel taraflarını göstermiyorlar. Hep o e, geçmişin köhne ortamları. Çünkü imaj o. Ön yargı o. Ön yargıya uygun şekilde e, çekiyorlar e, filmleri. Ben de bu eziklikten dolayı hep güzel yerlere götürmeye çalışıyordum. İşte Bağdat Caddesi'ne gidelim. İstinye Park'a gidelim. Ondan sonra gerçi o zamanlar İstinye Park yoktu. Ak Merkez vardı. İşte Nişantaşı'na gidelim. Bakın bizim ne güzel restoranlarımız var. Aa Hermes mi istiyorsunuz? Louis Vuitton mu? Bizde de var. Sonra bir gün dedim ki... Onlar da, <laughs> Onlar da var. Onlar bunun alası var. Ben niye bunlara gösteriyorum? Ben İstanbul'un sıra dışı özelliklerini göstermeliyim. Ve bu çerçevede ne yapmaya başladım biliyor musun? Kapalı çarşıya gidiyoruz. Kapalı çarşı tamam çok enteresan bir yer. Alıyordum onları. Gelin sıra dışı bir yere götüreceğim sizi. Yerel halkın alışveriş yaptığı yere götüreceğim deyip Mahmut Paşa yokuşundan aşağı indirip Mısır içerisine götürüyordum. Hatta orada biliyorsun büyük Valide Han vardır. Hı hı. E, orayı da ben meşhur ettim. Benden sonra e, maalesef e, çok meşhur oldu. Yasaklar falan geldi. Yasaklar ya. geldi çünkü insanlar abarttılar. Bir ara insan otobanına döndü. Oradaki bekçi çünkü 5 lira karşılığında insanları içeriye sokuyordu. Ben meşhur ettikten, sosyal medyada paylaştıktan sonra ve bu sefer ben çok büyük pişmanlık duymaya başladım çünkü olayın o boyuta varacağı. Düşünmedim e, Nilay. Orada bir kubbe üzerinde zıplayıp akrobatik hareketler yapıp fotoğraf çektiriyorlardı. Arkada çok güzel bir e, manzara olduğu için. E, <laughs> fakat e, arkası uçurum. Allah korusun bir ayakları kaysa kesin ölüm yani. E, Sonra Allah'tan e, kapatıldı. işte etrafına çitmit yapıldı ama bir ara gerçekten insan otobanıydı. Yani yüzlerce insan Büyük Valide Han'ın tepesindeydi. O günlerden önce işte ben o insanları oraya çıkartıyordum. O manzarayı gösteriyordum. Ve ne yapıyordum biliyor musun? Tam ezan saatini bekliyordum. İnsanlar bir çıkıyordu manzaraya bakıyorlardı. Birden 3215 camiden Allahu Ekber Allahu Ekber. Yani e, çok dindar olduğumdan değil. inançlı bir insanım ama dindar değilim. Fakat o inanılmaz bir etki. Düşünebiliyor musun? Ee, böyle surround system var sanki etrafında olmaz mı? Ben de ezan çok severim. Ee, bir de cami de severim. Ben, ben. de severim. Ya yani çocukluğumdan Çünkü... beri turist evet. gibi. Keşke derim kadınlar bu kadar zorlanmasalar. Hani. Girip çıkarken bazen de zorlanırsın bir kadın olarak. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Hani aman böyle adamlar bakar, bir garip şey olur. Olur bazen ya ama ben çok severim mesela. Nilay ben sadece camisini değil, bu şehrin kiliselerini de çok seviyorum. Çünkü bu şehirde tabii, tabii. o kadar büyük bir zenginlik var ki, hep şunu söylüyorum yabancılara. Bakın diyorum siz diyorum. Vatikanı biliyorsunuz. Oysa Ortodoks dünyanın Vatikanı Yunanistan'da değil, bizde. Ve Patrikhane'ye götürüyorum. Ondan sonra Ermeni Ortodoks Kilisesi'ne de götürüyorum. Ermeni Katolik Kiliseleri de var çok güzel İstanbul'da. Onlara da götürüyorum. Süryani Kilisesi'ne götürüyorum. Keldani Kilisesi'ne götürüyorum. Sinagoglara götürüyorum. Hem Sefara'da götürüyorum hem Aşkenaz'a. Yani bu şehirde geçmişte nasıl kozmopolit bir hayat yaşandı onu gösterme derdindeyim. Çünkü artık o kozmopolit yapıdan geriye hiçbir şey kalmadı. Bugün İstanbul'da 1200 tane bile Rum yok. 1200 Rum... ...18 milyonluk bir şehirde azınlık değildir neler. Tabii deneyler. inanamıyorum. O kozmopolit dünya hele son 10-15 yılda iyice gitti. Yani ben bunları çok üzülüyorum. Sen görünce çok üzülüyorsundur. Ben de İstanbul'a aşığı bir insanım ve her gün içim yanıyor. Sana iki şey soracağım. Kendini sürekli nasıl güncelliyorsun? Güncellemek gerekiyor mu? Senin o bilgin yeterli mi? Yani çünkü İstanbul'da da bir şeyler değişiyor. Ama sonuçta tarih, bir binanın tarihi belki aynı kalıyor. İkincisi... Bu kitapları nasıl yazıyorsun? Bir ekibin mi var? Yardımcıların mı var? Çünkü senin yoğunluğunu biliyorum. Bak bu kadar zaman hiç ses etmedim. Yani çünkü Instagram'dan görüyorum televizyon programının yok birisi, yok dinlemelisi, yok seyahatlerin, turların çok acayip bir yoğunluğun var. Ama yazı yazmak başka bir konsantrasyon. Kesinlikle. Bırak çok zor ben. bir yolculuk ki bunu en iyi sen e, bilirsin. Sen çünkü Türkiye'nin en iyi gazetecilerinden bir tanesisin Nilay. E, bunu nasıl yapıyorum anlatayım. E, öncelikle a, bunca yıl deliler gibi yazdım. Çok şey biriktirdim. Mesela bu kanatlarımda İstanbul'u yazarken dedim ki artık benim yeni bir şeyler yapmam gerekiyor. Aynı söylemlerle insanların karşısına çıkamam. Çünkü bence değişim hayattaki en önemli sır. Değişmeliyiz. Güncellemeliyiz kendimizi. Aynı şeylerle devam edemeyiz. E, kitabı yazdım. Ondan sonra da dedim ki, benim bir danışmanım var Zeynep. Bu arada Zeynep'le dört yıldır beraber çalışıyoruz. Zeynep Şahin Tutuk bana ilk geldiğinde kocası tavsiye etmişti. Dedim ki aman 30 yaşlarında kız bana ne öğretebilir ki? Ben ellilerine lerine yaklaşmış bir adamım. Hani zaten her şeyi biliyorum. 30'luk bir kızdan bir şey öğrenemem dedim. Çok yanılmışım. Çünkü bir kere her şeyden önce kuşak farkı var ve çok donanımlı bir kız Zeynep. Dedim ki Zeynep al bunlar benim yazılarım yazılar sana e, emanet. Şimdi sen ne yapabilirsin? Nasıl bir sihirli değnek e, kondurabilirsin? Çünkü bu benim 10. kitabım. Artık bambaşka bir şekilde insanların karşısına e, çıkmam lazım e, dedim. Ve Zeynep de yazılarıma çok güzel e, editörlük de yaptı. ...yazılarıma katkıda da bulundu. Yeni şeyler ekledi. Dedi ki mesela dedi, bunun başlığını değiştirelim. Bunun arasına şu bilgiyi e, sokalım. En son haliyle gördüğümde çok içime e, sinmişti. Değiştirme ihtiyacı bile hissetmedim çoğu şeyi. E, artı bu kitapta... E, Halit Bilen'le çalıştık. Halit Bilen bana göre Türkiye'nin en iyi drone fotoğrafçılarından bir tanesi. Zaten kitabın en büyük farklılığı da o kanatlarımda İstanbul'un. Ee, İstanbul'un o kadar farklı açılarını gösteriyor ki bu ya bir dakika bu böyle mi falan oluyorsun. Mesela bir kapalı çarşı fotoğrafı var. Tepeden baktığında o sandal bedestenini, o cevahir bedestenini, arkada e, koskoca bir Haliç'i o kadar güzel görüyorsun ki. E, bu kitabın İngilizcesi de çok satacak e, Nilay. Neden biliyor musun? Çünkü gururla yabancı arkadaşlarına ya da iş ortaklarına götürecekler. Bakın biz böyle bir şehirde yaşıyoruz diye. Çünkü İstanbul dronela mucize gibi görünen bir şehir. O güzellikler, o kaos. Bambaşka bir görkeme e, dönüşüyor. Tamam diyecektim. E, mesela bir bayram sabahında e, sirkeciyi fotoğrafladık. O insanlar nokta nokta o kadar güzel bir renk kattılar ki e, fotoğrafa anlatamam e, sana. E, bir de e, şunu söylemek istiyorum. İstanbul çok büyük bir devinim içinde. Mesela Londra'ya gidiyorsun. E, Londra aynı. E, benim e, okuduğum ortaokul Gazi Osman Paşa Ortaokulu şu anda bir otele çevriliyor. Hmm. İşte Terakki Nişantaşından mezunum dedim. Orası bir alışveriş merkezi. Ben giremiyorum bile Nilay. Benim çocukluğum yok artık. Anılarım yok edildi. Hem ortaokulumda hem konusu. lisemde Tabii. ve bu kadar büyük bir değişimin olduğu bir şehirde kitapları da güncellemek çok önemli. Bu çerçevede ne yaptık biliyor musun? Çok sevdiğim bir kardeşim var. Sevgili Duygun Soysal e, Duygunla çalışıyoruz. Bütün güncellemeleri o yapıyor. Ya da benim yeni yazdığım yerler olursa gazete için, dergi için bunu e, Duyguna yolluyorum. Bak Duygun yeni bir müze açılmış, bunu yazdım bu hafta. Bunu e, bizim kitabımıza e, uyarla. Çok iyi bir editör e, Duygun. Dolayısıyla İstanbul hakkında her şeyi, Boğaz hakkında her şeyi, İstanbul ve geceyi sürekli güncelliyoruz. Peki Ama, kendini nasıl güncelliyorsun turların için? Gerekiyor mu ya da? E, gerekiyor. Bir şunu yapıyorum. Ben hep aynı işi yapamam Nilay. Maalesef rehber arkadaşlarımın en büyük şanssızlıklarından bir tanesi hep İstanbul anlatmaları ya da hep Kapadokya çalıştıkları bölgeye göre. Ben her gün Topkapı Sarayı, her gün Ayasofya, her gün Dolmabahçe Sarayı anlatırsam biterim. Hı hı. Ben bunları e, fasıllarla yapıyorum. Mesela Ayasofya'da bir gece turum var, ayda bir ya da ayda iki kere yapıyorum. Özel turlar olursa da maksimum dört kere. Ayda dört kere anlatmak sorun değil, ama her gün anlatmak çok insanı yok edici bir şey. O zaman memura dönüşüyorsun. Tekrar insanı öldürür. Evet. Ee, ve yurt dışı turlarında da mesela aynı yere genelde beş yılda bir gidiyorum. Hmm. Mesela en son çok güzel bir Kolombiya, işte Peru, Bolivya, Panama turu yaptım. Harikaydı. Ve insanlar dediler ki ay seneye de yap biz de geleceğiz. Yok dedim yapmam. Ben hevesimi aldım. Bu sene Avustralya-Yeni Zelanda turu yaptım. Gene 5 sene gitmem. Japonya turu yaptık. Ee, böyle efsanevi bir turdu. Leyla Alaton geldi. Mesela Leyla çok e, sevdiğim bir dostum. Çok da eğlenceli bir kadın. Ben genellikle e, yaşam yolculuğumda bana pozitif enerji veren insanları biriktiriyorum. Bir de benim çılgınlara meylim var. itiraf edeyim. Evet, yani tamam. e, ben mesela seni de o yüzden çok seviyorum. Sen de çılgın bir kadınsın. Yani benim mesela idol kadınlarım kimler biliyor musun? Semiha Berksoy. Çoğu insan bilmez bile. E, Zeliha Berksoy'un annesiydi rahmetli. Aysel Gürel. Ondan sonra Şakir Paşa kadınlarına bayılıyorum. İşte Fahren İsa Zeyd, Aliye Berger, Füreya Koral. Çatlak olsun ya. Çünkü insanlar o kadar sıradan ki günümüzde. Bu, Bu hepsi sıradanlıkta. De tabii tabii. Tabii. Yani. E, bu sıradanlık dolayısıyla toplum şöyle gidiyor. Ama çılgın birileri çıkarsa bir anda insanlar düşünmeye, sorgulamaya başlıyorlar. O sorgulama olayının olması için birilerinin çılgınca bir şeyler söylemesi gerekiyor ya da senin düşünce biçimine ters. Ya bir dakika bu kadın ne diyor deyip ondan sonra sorgulamaya başlaman masaya yatırman lazım. Ya şahane anlatıyorsun. Peki sana şunu soracağım. Bu kadar yıldır bu işi yapıyorsun çok ünlüsün sana devlet katlarından kültür bakanlığından nasıl tepkiler geldi hiç Saffet Bey gelin ee, biz sizden bir görüşelim siz neler yapıyorsunuz birlikte nasıl bir şeyler yapabiliriz diyen birileri oldu mu bu kadar zaman içerisinde? Ee, olmadı herhalde o yoğunlukları içerisinde e, bana zaman ayırmaları söz konusu olmadı ama e, Mehmet Ersoy bakan olduğunda beni çağırdı ve e, senin bilginden, birikiminden faydalanmak istiyoruz e, dedi. Dolayısıyla belli alanlarda onlara katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bir de Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'la başlattığımız tamamen gönüllülük çerçevesinde yaptığımız bir e, projemiz var. Her şehri ünlüsüyle geziyoruz. Çünkü Nilay ben çok üzülüyorum. İnsanlar e, doğuyu görmeden Kuzeyi görmeden, Kapadokya'ya bile gitmeden, Londra'ya, Paris'e, Roma'ya, Barcelona'ya gidiyorlar. Her köşesini biliyorlar. Ama kendi ülkelerini tanımıyorlar. Tamam, yurt dışına muhakkak gidelim. Kendimizi zenginleştirmenin yollarından bir tanesi yurt dışında da e, keşfetmek. Ama bu ülke, bak, 134 ülkeye gittim dedim. Dünyanın en zengin kültürel ve tarihi miraslarından birini barındırıyor. Lütfen bunları e, keşfedelim. UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe, e, Kars Ani, Diyarbakır Hevsel Bahçeleri, Afrodisias, Efes, Safranbolu, e, Nemrut, ondan sonra Kapadokya, İstanbul, Troya bir sürü yer var. Kaçını gezdiler acaba? Göbekli Tepe. Sen, <laughs> e, sen zaten entelektüel kimliği çok e, yüksek bir kadınsın. <laughs> ya, Onun için çok asla e, şaşırtmadı e, bu beni. Ama e, insanlar bunu yapmadan hatta Göbekli Tepe'yi bilmeyen insanlar var ya. Bence bu bir utanç. Ben e, YouTube kanalımda, Saffet Emet Onguç YouTube kanalımda Göbekli Tepe'yi Azra Koyen'le birlikte çektim. Yani insanlara bu farkındalığı yansıtmamız lazım. Bu ülkedeki zenginlikleri e, göstermemiz e, lazım. E, bu çerçevede başlattık Pervin söyle bu projeyi. Şu ana kadar da... E, ...on tane şehri gezdik... ...birlikte. Kim, nereye? Kimle gezdiniz? E, mesela e, nereye gittik? Oranın ünlüsü demek İ, orada il, yaşıyor mu? Il, orada doğmuş mu? Orayı çok seviyor Şöyle... Mu? ...illa orada doğmuş olması şart değil. Ailesi oralı olabilir... Orayla ilgili bir gönül bağı olabilir. Hı -hı. Mesela Denizli'ye gittik. E, Döndürölü'nde kaynanalarda bir Defne Sezer vardı hatırlarsın. Hı -hı, hı -hı. Defne Hanım geldi. Ondan sonra e, Aslı Hünel vardı. Ebru Akel vardı Denizli'de. Özcan Deniz işini gücünü e, bırakıp geldi. E, mesela bir Nemrut'a gittiğimizde e, Ezgi Mola da geldi. E, aynı zamanda oradaki yerel e, şarkıcılar. E, mesela Kahtalı Mıçı. Ondan sonra Ferman e, Toprak. E, bu isimler de e, bize... E... Merak ettim bakacağım o listeye. Evet. E, Latif Nereli Doğan dedi? gibi e, isimler katıldılar e, Adıyaman'da. E, Şanlıurfa'da Azra Cohen dışında gelenler arasında Seyyal Tener vardı. Dedesi Urfalıymış. Ayşegül Aldınç vardı. Osman Dabak vardı. Bülent İnal vardı. E, şimdi neden ünlülerle gidiyoruz? Çünkü günümüzde sosyal medya en önemli şey. Ve Nilay... Ben bunu 2012'de keşfettim. Bana diğer rehber arkadaşlarım ama ne boş işlerle uğraşıyor diyorlardı. Ben Instagram'a sürekli bilgiler koyuyordum. Fotoğraf altına uzun uzun yazılar. Ha okumayan oluyor. Okuyan okur, okumayan da okumaz sadece fotoğrafa bakar diye. O günden beri bir yatırım yaptım ve burada da amacımız Tabii mesai çok ciddi bir mesai biliyorsun yani bir şey yazmak bazen bir post için iki saat uğraştığım oluyor. Bir de ben Türkçe konusunda takıntılıyım. İşte kelimeler düzgün olacak, ünvan değil unvan yazılacak, mütevazi değil mütevazi yazılacak. D'ler, dağlar, ki'ler ayrı yazılacak falan filan. Çünkü biz Türkçe'yi güzel konuşmakla yükümlüyüz. Ben televizyon programımda da buna çok dikkat ediyorum. Ayrıcalıklı rotalar belki o yüzden 8 kez en iyi televizyon programı ödülünü aldı. Eee... Türkçe'ye yabancı kelimeler sıkıştırmanın acizlik olduğuna inanıyorum. Özellikle bu plaza Türkçesine Kaç çok Kaç dil biliyorsun? Altı? Şimdi ben e, Boğaziçi'nde İngilizce okudum. Avusturya'da e, e, Almanca eğitim gördüm. E, Türkçe'de rehberlik yapıyorum. Bunlar dışında e, İspanyol... E, İtalyan ve Fransız kültürlere gittim. Bütün bu derneklere senelerce gittim. O dillerde derdimi anlatabiliyorum ama akıcılığını yitirdi maalesef. Çünkü Amerikalıların bir lafı var ya, ya kullan ya unut diye e, unutuyorsun. Fakat ben e, bir şey daha söylemek istiyorum. Bir Türkçeyi doğru Konuşmaya doğru kullanmaya çalışıyorum ama yurt dışında da benim için önemli olan ne biliyor musun? E, derdimi anlatabilmek Nilay. Çünkü çok üzülüyorum. Bazı Türkleri görüyorum. Boğaziçi mezunu olup da konuşamayan Türkleri görüyorum. Hı -hı. Çünkü utanıyorlar. Ya hata yaparsam diye. E, Nilay ben Türkçe'de de hatalar yapıyorum. Hı -hı. Türkçe'yi dört dörtlük konuşamadığım, hata yaptım, yanlış cümle kurduğum olmuyor mu? O yüzden de ben e, Bodoslama dalıyorum. Hı -hı. Benim için. Lisan ne biliyor musun? Derdini anlatabilmek. Mesela Güney Amerika'da İspanyol camla gayet güzel şoförlerle anlaşıyorum. Ee, dolayısıyla utanmasınlar ya, hata yapabilirler, hiç önemli değil bu. Sana biraz da senin uzmanlık alanından sorular sormak istiyorum. Biz Türkiye'yi anlamak için hangi şehirleri mutlaka gezmeliyiz? Hangi bölgeleri mutlaka gezmeliyiz? Şimdi Nilay, burası öyle bir coğrafya ki bu kadar zenginlik bir tesadüf değil. Şimdi haritaya bir bak. Burası bir köprü, bir kavşak noktası, kültürlerin kavşak noktası. Çünkü kuzeyden geçersen Karadeniz'in kuzeyinden bütün Rusyayı ve soğuk bir iklimi aşmak zorundasın. Güneyden gidersen bütün Kuzey Afrika'yı Cebeli Tara'a kadar aşman gerekiyor ve sıcak bazen çöl ortamında. Hı hı. Oysa Türkiye'ye bak. Doğu Batı arasındaki en kestirme yol. Bu çerçevede de bu kadar çok uygarlık bu topraklardan geçmiş. Mesela e, Lonely Planet ne der biliyor musun? Eğer der Yunan dönemine meraklıysanız gitmeniz gereken yer Yunanistan değil Türkiye'dir. Türkiye. Eğer Roma dönemi ilgi alanınız içindeyse İtalya'ya değil Türkiye'ye gidin çünkü Türkiye'de İtalya'dan daha fazla Roma dönemi eseri Yunanistan'dan daha fazla Yunan dönemi eseri vardır. Bu sadece ikisi. Orada zaten dominant kültür bildiğin gibi Yunanistan'a gittiğinde Helenistik e, Yunan Roma görüyorsun e, ya da İtalya'da biraz Etrusk var biraz e, Roma var. Bizde ise yok yok Nilay e, Likya Karya ondan sonra e, Ermeni Rum e, Kürt, Selçuklu, Osmanlı, Roma, Bizans hangisini İlhanlılar, Danişmentler, Gazneliler onları falan saymıyorum. Yani 30'dan fazla uygarlık var bu topraklarda ya. Hepsi de çok ciddi izler bırakmışlar. Ben ayrıcalıklı rotalar için Malta çekimlerine gitmiştim. Malta'daki monolitlere gittik 5600 yıl önce yapılmış onlar. Göbekli Tepe'yi buldular. 5600'den tarih 12.000 yıl öncesine e, gitti. Bu inanılmaz bir şey insanlık tarihi için. O yüzden de e, bir kere insanlığın sıfır noktası e, Şanlıurfa'ya gitsinler. Harran'ı görsünler. 5000 yıldır adı değişmeyen bir yer. Orada İbrahim'in, Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaraya bir girsinler. Çünkü neden biliyor musun? Şu anlamda önemsiyorum. Hepimizin babası İbrahim. İki tane çocuğu var. Biri İzak, biri İsmail. İsmail e, Müslümanların babası. İzak Yahudilerin babası. Demek ki hepimiz aslında akrabayız. Kuzeniz. O yüzden de kavga etmememiz birbirimizi anlamamız gerekiyor. Bu çerçevede önemli diye düşünüyorum. Zaten o kadar güzel bir şehir ki Urfa. Mesela bana göre Türkiye'nin en güzel müzelerinden bir tanesi Şanlıurfa Kent Müzesi'dir. O coğrafyaya gitmişken e, Gaziantep'e gitmek lazım. Gaziantep muhteşem bir e, mutfağa e, sahip. Aynı zamanda Zeugma müzesi dünyanın en görkemli müzelerinden bir tanesi ...keza Antakya'da öyle... ...Hatay Arkeoloji Müzesi... ...dünyanın en büyük mozaik koleksiyonuna sahip... ...daha önce Tunus'taki... ...başkent Tunis'teki Bardo'ydu... ...artık bizdeki... ...Hatay Arkeoloji Müzesi ve Zeyguma... ...Hatay zaten... ...olağanüstü bir kültür... ...Roma'nın en önemli şehirlerinden bir tanesi... ...keşke bir gün oradaki... ...Kurtuluş Caddesi'ni kassalar... ...orası eski Herod Caddesi'dir... Evet. ...altındaki güzellikler çıksa... ...Diyarbakır'a gitmek lazım, Mardin'e gitmek lazım... Mardin'deki o e, Süryani kültürünü e, görmek gerekiyor. Ya her şehirde bir şeyler var. Nemrut'a ben bayılıyorum. Hı hı. Nemrut inanılmaz. Dünyanın zaten bana göre 8. harikası e, Nemrut'tur. Oradaki o inanılmaz e, heykellerdir. O kadar tepeye o heykelleri nasıl taşıdınız, nasıl koydunuz? Yani akıl sır ermez e, işler var. E, Karadeniz her ne kadar e, mahvetmiş olsak da bana göre bir Yeni Zelanda, İsviçre kadar Norveç fjordları kadar güzel bir e, coğrafya çünkü bana sorduklarında dünyada en sevdiğin ülkeler coğrafyalarından dolayı doğallıklarından dolayı İsviçreyi Norveç'i ve Yeni Zelandayı e, sayıyorum e, Kapadokya Dünyanın en muhteşem köşelerinden biri. O kadar güzel oteller var ki. Bir mağara otelde kalıyorsun. Aynı zamanda 400'e yakın kilise var. Ee, Hristiyanlığın doğum noktalarından bir tanesi. Ve diyorum ki e, ben yabancılara. Bakın diyorum. E, burası %99.9 Müslüman bir ülke olsa bile. Hristiyanların da Yahudilerin de geçmişini bulacağı topraklar burada. Çünkü Aziz Pavlus. Yani Hristiyanlığı bir din haline getiren kişi. E, burada doğdu. Tarsus'ta doğdu. Çünkü Hazreti İsa... E, çarmıha bir Yahudi olarak e, gerildi. Ben mesela kıyaslamalı tarihi anlatmayı da çok seviniyorum. Hı hı. Mesela gittim bir tane kiliseye. E, orada Katolik Kilisesi farz et. Çarmıha gerilmiş bir Hazreti İsa. Üzerinde inri yazıyor. Diyorum ki neden inri yazıyor? Çoğu insan da bilmiyor. Diyorum ki o dönemde J harfi yoktu. Birincisi Jesus yani İsa. ikincisi Nazaret ...Nasır'a. Üçüncüsü Rex... E, ...kral demek latince. Dördüncüsü de... ...Jews. Yani Nasıralı İsa... ...Yahudilerin kralı adam. Kral olarak... ...Yahudilerin kralı olarak asılıyor. Bunu bir din haline getiren... ...Anadolu'daki ilk yedi kiliseyi... E, ...başlatan e, Pavlustur. St. Paul dedikleri e, kişidir. Baktığında İznik mesela... Ken, e, ...dört tane İncil'in... E, ...seçildiği, yüzlerce İncil'in... ...yakıldığı yerdir. Ondan sonra... ...St. George yani bu Rumların... ...Ayayorgi dedikleri kişi Kapadokyalı bir... Az Aziz'dir. Aziz Gregory bu topraklarda doğmuştur. Ondan sonra Noel Baba Demreli'dir. Yani o kadar çok iz var ki bu topraklarda herkes kendi kültürüne ait bir şeyler bulabilir Türkiye'de diye düşünüyorum. Ya ben olsam var ya bir yerin belediye başkanı seçildim. Hemen Saffet Bey ne olur gelin. Şöyle bir şehrimizle ilgili bize bir bilgi verin. Bir konuşalım. Biz burayı turizm olarak nasıl kalkındırabiliriz falan derdim sana ya. Şimdi onu diyenler var ama daha ziyade bilgim yerine sosyal medyamdan dolayı onu istiyorlar. Hmm. Yani sosyal medyamda yazayım, daha fazla insan görsün, hmm. etsin. Ama ben bunu zaten karşılıksız olarak yapıyorum. Yani istemelerine bile gerek yok. Çünkü misyonumun bu ülkeyi ...sadece bu ülkede yaşayanlara değil... ...dünyadaki farklı insanlara da... ...tanıtmak olduğunu düşünüyorum Nilay. Çünkü çok üzülüyorum. Mesela şimdi... E, ...Laponya turu yapıyorum. Uyduruk bir gemileri var bunların. Bir buz kıran. 1960'lardan kalma. Skarta'ya çıkmış. E, jilet yapacaklarmış. Akıllı bir belediye başkanı demiş ki... ...kardeşim niye bunu jilet yapıyoruz? Gelin turist gezdirelim. Bugün o gemide... ...3 saatlik bir tur yapıyoruz. Çok kötü bir yemek. E, son derece sıradan bir servis. Gemi zaten çok eski. Buzları kıra kıra o meşhur... Botnia körfezinde gidiyor. 400 euro verdiğimiz para. O gemiye gitmek için otobüs kiralıyoruz. 350 euro. Akşamleyin mesela bir restoranda yemek yiyoruz iyi bir restoran 100 euro. Biz ise bugün her şey dahil sistemiyle 20 euroya 30 euroya 5 yıldızlı otelleri sunuyoruz yabancılara. Geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar, 5 kuruş para harcamıyorlar. Para da tur operatörünün cebine gidiyor. Bu ülke bunu hak etmiyor. Bu ülkenin daha seçkin turist bulması lazım. İglolarda kalıyoruz. İglolarda bir gece konaklama ne kadar biliyor musun? Uyduruk bir iglo 318 euro. Biz yani bir haftaya sonra... üç, e, bütün oteli satıyoruz her şey dahil. Hmm. Bu arada adam sana sadece uyduruk bir kahvaltı veriyor 318. Hmm. ben deliriyorum zaten. Ya yani, hakikaten sinirlerim bozuluyor. Bu arada senin turlarına çok enteresan bir kitle geliyor. Yani Türkiye'nin e, mali durumu çok yüksek bir kadın grubu geliyor. Mesela o insanları normalde bir arada bir turda görmezsin. Yani ya tek tek özel turlar Alırlar ve alabilirler de hani e, maddi durumları öyle gerektirebilir e, ama hepsi geliyorlar orada mutlu oluyorlar yani o işin sırrı ne bir de işte senin o hafif e, boğazdaki dedikodulu turlarının kaynakları da onlar diye düşünüyorum ara sıra işte yakalanıyorsun ya. Yani... Doğru. E, geçenlerde oldu zaten bir yılın önünden geçiyoruz ben e, sahibinin adını zikrettim e, ne iş yaptığını falan anlattım e, hemen önümde oturan bir bey e, dokundu merhaba ben oyum dedi yani buna benzer çok şeyler geliyor mesela geçenlerde bir yıldan bahsediyorum çünkü bir de e, benim biraz dilimin kemiği yok Nilay dedim ki Boğaz'ın en çirkin yalılarından biri. E, facia e, bir şekilde yalının e, orijinal mimarisini değiştirdiler. E, bir hanımefendi geldi kulağıma lütfen bizim ev hakkında daha fazla konuşmayın dedi. Meğerse onların yalısıymış. Yani bunları da söylemem lazım. Yani çok da filtreden e, geçirmemek gerekiyor. Eğer gördüğüm yanlışlıklar varsa bunları e, dile getirmem lazım diye düşünüyorum. Peki bu yalıların çoğu satıldı e, artık yabancılara. Aslında öyle bir şey Bilgisi yok. Bilgisi doğru yok. mu diye soracaktım. O bilgi hiç, e, doğru değil e, Nilay. Çünkü ben yalıların sahiplerini tanıyorum. O yalıların bir kısmının içinde e, rehberlik de yapıyorum. O ailelerle ilişkilerim iyi olduğu için yemeğe de gittiğim oluyor. Hani var ya yalılar Araplara satıldı. O kadar az ki ya Arapların işi gücüm yok ee, İstanbul'dan sürekli ev alsınlar. Yurt dışında ee, çok daha iyi şehirlerde çok daha iyi evler var. Onları alırlar çünkü bizdeki yalı fiyatları astronomik 80 milyon 90 milyon 100 milyon dolar falan. Ya o rakamlara Bırak e, yalı saray alırsın, e, git Amerika'da bugün ünlülerin yaşadığı Los Angeles'taki malikaneler 5 milyon dolar, 10 milyon dolar. Bizde ancak apartman dairesi alabiliyorsun e, bu rakamları. O yüzden bunlar e, doğru değil. Yani Arapların deli gibi ev aldı. Evet, Araplara satılmış yalılar var, ama çok az sayıda e, bu. E, daha ziyade onların ilgi alanı Araplar olsun, Orta olsun ve e, Türkiye Cumhuriyetler... İşte. Ee, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan gelenler ya da Azerbaycan'dan gelenler daha ziyade rezidansta yer alıyorlar. Hı hı. Çünkü o kadar büyük bir evi ne yapsın adam. Ama şunu görüyorum Nilay, e, bana hep şunu soruyorlar, bu yalılar niye boş? E çünkü e, bir adam çok zengin birkaç tane evi var. Hem Avrupa hem Asya yakasında yalısı olan insanlar biliyorum. İki miras en büyük problemlerden biri yalılarda. 600 tane yalı var. Bunlardan aynı aileye ait olan bildiğim 3 tane yalı var. Hepsi el değiştiriyor. Çünkü baba ölüyor, çocuklar birbirine giriyor ve mal mülk e, satılıyor. E, bu çerçevede de e, boş evler var o miras problemi yüzünden. E, artı bazıları sadece yazlık ev olarak geliyor. Artı o kadar zenginler ki hayatları zaten e, yurt dışındaki başka evlerde de e, geç. Ben hep bu turlarda onu söylüyorum keşke bizim gibi ihtiyaç sahiplerine verseler de şuraya bir hayat gelse böyle <laughs> evet, karanlık içinde kalmasa bu milyon dolarlık evler. Sana sormak istediğim o kadar çok soru var ki yani sen buradayken isterim bize İstanbul'la ilgili komik komik enteresan anılar anlat. Gelen insanların skandallarını anlat <laughs> ne bileyim e, çok güzel gidilebilecek e, mesela İstanbul'un yeraltı tünellerini anlat. Yani çok sormak istediğim var ama çok da uzatmak istemiyorum. Son anda şu tünelleri sorsam mı şu İstanbul yeraltı şehri? <laughs> Onu sorayım. Sonra da nasıl olunur saffet ya? Yani senin gibi nasıl olunur? bir iyi bir rehber nasıl olunur? iyi bir tarihçi, iyi bir seyahat yazarı nasıl olunur? Ayrı ayrı belki formülleri vardır ya da hepsini bir arada anlatabilirsin. Biraz böyle formülize edelim mi? Tabii ki. E, şimdi yeraltı İstanbul'u e, turları yapıyoruz. Underground İstanbul dedikleri yabancıların. E, burada götürdüğümüz yerler var. Özellikle sarnıçlar. E, ben Ridley Scott Türkiye'ye çekim için geldiğinde Oscar'lı yönetmen. Onu şerefiye sarnıcına götürdüm. Oradan çok etkilendi çünkü yıllardır kapalıydı. Bence yere batan sarnıcından daha etkileyici. Yere batandan çık Nilay e, bu tramvay yolunu takip et. Pierre Loti Otel vardır solda. Çemberli Taş'a gelmeden hemen önce o sokakta solda yer alıyor. Müthiş bir sarnıç. E, o yeraltı İstanbul'unun İstanbul'un güzel adreslerinden biridir. E, Sultanahmet Camii'nden çatladı kapıya inerken solda Nakkaş diye bir halı dükkanı vardır. E, altında orijinal 6. yüzyıl sarnıcı vardır Bizans döneminden kalma. Ve içinde çok güzel şu anda bir e, hipodrom e, sergisi var. Yani geçmişte bu e, at yarışlarının yapıldığı bizim at meydanı dediğimiz yer nasıldı? O dikili taş nasıldı? Neler oluyordu falan filan. Onları anlatan müthiş bir e, sergi bu. E, orası da yeraltı turlarımızın bir e, parçası ama tüneller deyince açıkçası bizim girdiğimiz pek öyle tünel e, yok. E, çünkü bunların çoğu kapalı. Bir de bir sürü şey aslında şehir efsanesi. Mesela diyorlar ki e, efendim e, denizin altından Kınalı Ada'ya giden tünel varmış. Ya biz e, Marmaray'ı bile e, şunun şurası 10 yıl önce yaptık. Adamlar 1500 yıl önce denizin altını nasıl kazıp da Kınalı Ada'ya evet. bir de kaldı ki hani Üsküdar'a yaptılar dese inanırım çünkü orada büyük bir nüfus var. Kınalı Ada gibi küçük bir adaya tünel yapacak halleri yok ki. İşte yok efendim İstanbul Erkek Lisesi'nin altında tüneller varmış. Ee, Ayasofya'nın altında tüneller var. Onların fotoğraflarını gördüm ama maalesef oraya sadece arkeologlar, uzmanlar girebiliyor. Hmm. Ee, biz e, giremiyoruz. Ee, dolayısıyla bazı şeyler şehir efsaneleri. Tabii ki var e, şehrin altında tüneller ama bilindiği kadar çok olduğunu e, zannetmiyorum. E, ben Piri Guide diye bir uygulama yaptım e, Nilay. E, benim sesimle bütün İstanbul'u adım adım dolaşıyorsun. E, çünkü eskiden 41 tane tur yapardım şehirde. E, bu Piri Guide'ı canlı canlı kaydettik. Mesela ben Karaköy'ü e anlatırken oradaki Rus çatı kiliselerini ya da Pera'yı, Çukurcuma'yı, Cihangir'i anlatırken e, Fener Balat'ı anlatırken kaydettik. Peşimde 40-45 kişi varken o insanlar da bilmiyordu. Turun sonunda sürpriz olarak öğrendiler. E, bütün bu 39 turu bıraktım. Sadece artık Ayasofya ve Boğaz turları yapıyorum ki o insanlarla iletişim kesilmesin, kopmasın e, diye. E, dolayısıyla artık insanlar benim sesimle e, İngilizce olarak da yabancı arkadaşları varsa bütün şehri e, dolaşabiliyorlar. E, Piri tavsiye ederim e, ve oraya da Piri da Yeraltı İstanbul'u ile ilgili bazı bölümler e, bulacaklar. Şimdi Saffet'e ve Tonguç nasıl olunur? Bir insanın sevdiği işi yapması lazım. İki çok iyi bir eğitime sahip olması lazım. Benim Boğaziçi'ndeki eğitimin bana çok şeyler kattı. Üç sevdiği işi yapması lazım. Her şeyin temelinde e, insanın sevdiği işi e, yapması e, geliyor. Yani benim bu kadar heyecanım varsa, işimi bu kadar keyifle e, anlatıyorsam Hı. tamamen e, sevmemden e, kaynaklanıyor e, Nilay. Çok okumaları lazım. Hı -hı. Mükemmelliyetçi olmaları lazım. Mesela ben e, seyahat yazısı yazarken bir yazıyı yazmam benim e, 8 saatimi alıyor. Bana diyorlar ki biz 2 saatte yazıyoruz. Ben araştırmalıyım. Ben yanlış bilgi vermemeliyim. Ben her şeyin en doğrusunu, en rafinesini, en hap bilgi olanını sunmalıyım insanlara. E, bunları e, düşünüyorum. E, bu çerçevede hareket ediyorum. Bir de insanların kalbine e, dokunuyorum. Yani dedim ya sana ben herkesi kapıda karşılıyorum. Giderken uğurluyorum. E, ellerini sıkıyorum. Bana dokunsunlar. Ben e, sahneye çıkan bir şarkıcı değilim. Hani sahne anında onun onlarla beraberim. E, sahnem bittikten sonra da hoşçakalın deyip içeriye giden bir adam değilim. Ben onlardan biriyim. E, bunu e, hissediyorlar. Hatta geçtiğimiz yıllarda çok komik. E, benim evimin e, fotoğrafları bir dergide e, çıkmıştı. Sonra büyük bir gazete bunu sosyetik rehberin e, evinden kareler diye e, yayınladı. E, geçenlerde çıktığım bir televizyon programında da bana bunu sordular. Siz dediler sosyetik rehber misiniz? Dedim ki her sene turuma ortalama 8 bin kişi geliyor. Valla 5 yılda 40 bin kişi eder. Eğer Türkiye'de 40 bin tane sosyete ya da e, cemiyet hayatı mensubu varsa, bu Türkiye için inanılmaz bir şeydir dedim. Dolayısıyla benim turlarıma her kesimden insanlar geliyor. Geçen sene mesela Boğaz turlarına 37 ülkeden Orada yaşayan Türkler ve e, Türkiye'nin de 65 şehrinden insanlar geldi Nilay. E, aslında o türler, o İstanbul sevgisi bizi bir araya getiriyor ve benim de İstanbul'la ilgili yıllardır kullandığım bir slogan var. Diyorum ki İstanbul'da yaşamayın İstanbul'u yaşayın. Çok güzel söylüyorsun ben birkaç şey daha Tabii. ekleyeceğim çok güzel hikaye anlatırsın sen böyle insanın ilgisini çekecek şekilde anlatırsın bunu zaten konuşmanın içinde de belirttik sonra yenilikleri sen açık bir insansın bence bunu da ekleyelim yani mesela işte instagram mı instagram youtube mu youtube yani zaten belli bir şöhretin var çok iş birden yapıyorsun Doğru. atıyorum işte sesli kayıtla bir rehberlik yapmak zorunda değildin yani bundan para kazanıyor olabilirsin ama fark ha, o etmez. kadar az para kazanıyorum ki hatta youtube'da cebimden para harcıyorum Nilay ki ama geleceğe yatırım Tabii, diye yaptım yani sonuçta bunu sonuçta teknolojik değişik bir şey mutlaka denersin sen ee, bunun için emek Öğrenirsin, çalışırsın, ee, unutmazsın insanların genellikle yani jestlerini de unutmuyorsun, insanların kendilerini de unutmuyorsun. Bir de böyle e, kim neyi başarmış, onu nasıl başarmış çok dinlediğini gördüm ben senin. Hani. Ders Aa, onu almak başkalarının yaşam evet, evet. öykülerinden. Çok, çok dinlediğini de gördüm. Yani a, tamam oldum diye değil. Pek çok insan erken oluyor ya. Senin, senin bir Robert Redford örneğin var. Kapalı çarşıda. Siz o musunuz diye soruyorlar. Evet Oydum diyor. Evet. Robert Redford'um evet. ben diyor. A, aynen öyle. Are you Robert Redford dedi. Yes I was dedi. O kabullenmişlik o kadar önemli ki yaşam yolculuğunda <laughs> Nilay. Evet. Kabullenmeyi öğrendim. Değiştiremeyeceğim şeyler için kendimi üzmemeyi öğrendim. Ee, keşkelerim yok. Çünkü keşkelerim bana bir faydası yok. Yani ya Nilay keşke şunu şöyle yapsaydım desem. Artık benim e, geri e, düğmesine basıp o anı tekrar e, yaşama şansım yok. Yaşam e, sadece öne doğru gidiyor. Bir arkadaşımın çok güzel bir lafı var. Diyor ki arkaya bakan arkada kalır. Arkada kalanlar da... Diğer insanların arkasından konuşur. Ben sadece önüme bakıyorum. Tabii ki eleştirileri eğer yapıcı eleştirilerse kale alıyorum. Ama sadece konuşan insanlar ee, meyve veren e, ağaç taşlanır e, misali e, kapsama alanım dışında oluyorlar genelde. Ya çok böyle tarzın bence oturdu Safvet. Ne yaptığın belli çok üretken birisin. E, bu çok güzel işte hani... E, sosyetik rehber ya da sosyetik insanların rehberi. O insanlar seni dinlemeyi seviyorlar. Çünkü bir ön yargıyla bakmıyorsun. Onların eee ile konuşuyorsun. E, her dilden zaten iletişim kuruyorsun. Herkese fotoğraf çektiriyorsun. Özen gösteriyorsun herkese. Bu çok güzel bir şey. Sıcak Sıcak birisin yani, ya, değil ya, mi? Ben hep böyle görüyorum. Yok yok genel anlamda öyle. Hani birbirimizi övelim programları yok, yapmıyorum yok, diye asla. söylüyorum ama hani bazen insan kendisi de söyleyemez diye. Yani e, çünkü sen dışarıdan böyle aynı göründüğün gibi birisisin. Ama bu görüntü bazen ya hep mi adam mutlu? Hep evet. mi düzgün giyiniyor? Hep mi enerjik? Denir ya ben mesela senin bilirim. Arada gidersin böyle power nap denir ya. Böyle 15 dakika Aynen, Ay uyarım. beni o kadar iyi tanıyorsun ki Ya <laughs> yani böyle ben bir güçleneceğim der. Ben hayatta yapamam. Sen güçlenirsin birden böyle yenilenmiş dönersin. Yani herkesin kendi bir yolu var. O Yordamı yolda, var. Evet güzel ilerleyen birisin. İyi ki geldin. Ya Nilay çok teşekkür ediyorum. Bize. O zaman son bir şey daha eklemek istiyorum. E, hatta iki şey eklemek istiyorum. E, bir tanesi Rahmi Koç'la ilgili bir anekdot. Şimdi sen benim e, bu e, şekerlemelerimden bahsettin ya. E, Vehbi Bey 96 yaşına kadar e, yaşadı. E, Vehbi Bey hep şekerleme yaparmış. Aynısını Rahmi Bey de e, yapıyor. Biz İsveç'e bir tura gittiğimizde ben onu gezdirdiğimde gördüm. Öğleyin geldik. E, pijamalarını giydi. Gözlüğünü taktı. Uyku gözlüğünü ve uyudu bir yarım saat. Ondan sonra devam ettik güne. Ben de bunu mümkün olduğu kadar yapıyorum çünkü günün kalan kısmında beni enerjik yapıyor. Son söyleyeceğim ise sevgili Sevan Bıçakçı, çok yüce gönüllü, çok özel bir insandır. Bana bir bileklik yaptı ve dedi ki ne yazmamı istersin üzerine? Ben dedim ki yaşam felsefemi yaz dedim. Ne dedi? Yaşam menzilim insan olmak. Kendim olmak dedim. Çünkü bence bu yaşam yolculuğundaki en zor işler bunlar. Hı hı. Kendimiz olabilmek. Hepimize giydirilmiş kimlikler var. O kimlikler çerçevesinde e, farklı şeyleri oynuyoruz. İyi anneyi oynuyoruz, iyi babayı oynuyoruz, iyi öğretmeni, iyi iş adamını, e, iyi arkadaşı oynuyoruz. Ben oynamadan en azından kendi yakın Arkadaş çevremde oynamadan ilerlemeye çalışıyorum. Bu bir iki insan olmaya çalışıyorum. O yüzden hala hamım e, Kemal'e giden yolda hala ne kadar başta olduğumu dönüp dönüp aynı yere geldiğimi aslında mesafe kat edemediğimi görüyorum. Ama hedefim var. En azından o hedef istikametinde e, yürümeye çalışıyorum. Şahane. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldin Safet. Valla sen de iyi ki davet ettin. Ee, seni çok özlemiştim. Aa, bir de e, senin hatırlıyor musun? Bu Şehirli Sofralar programın vardı. E, çok güzel bir bölüm çekmiştik. Pera Palas'ta efsaneydi. Ee, en sevdiğim programlardan bir tanesidir o. Ee, şimdi onun ardından bu da bana o kadar keyif verdi ki... ...daha sık bunu yapmamız gerekiyor Kesinlikle diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Benim için de öyle. Oraya da ne güzel çalışıp gelmiştin. Yani ben Pera Palas'ta bir bölüm çekiyorum. Mutfağında bir bölüm çekeceğiz... Gel birlikte yemek yiyelim perapalası sen bize anlat demiştim. Ve gerçekten o güne kadar televizyonda söylenmemiş ne kadar enteresan şeyler anlatmıştın. Hep böyle çalışıyorsun çalışkanlık çok güzel bir şey. Yani sana kim ne derse desin. Onun için ben senin çalışkanlığını gördüğüm için her şey bir yanadır. Onun için iyi ki geldin diyorum. Çok teşekkür Çalışmak ederim. Çalışmak lazım sağ ol.